Merhaba çocuklar, ben Kübra öğretmen. Beni ve diğer öğretmenlerinizi videolarda görmek sizi biraz şaşırtacak olabilir. Ne iş var öğretmenlerimizin videolarda, YouTube'da ne yapıyorlar, neden bize videolar çekmişler diye düşünebilirsiniz. Ben şimdi anlatayım size ne yaptığımızı. Şimdi biliyorsunuz önceki tam 5 gün boyunca okul günü olmasına rağmen okula gitmediniz. Sadece sizler değil, bizler de okula gidemedik. Yani öğretmenleriniz de gidemediler. Hatta ablalarınız, abileriniz, onların öğretmenleri de okula gidemediler. Ve bazılarınızın birçoğunuzun annesi ve babası da işe gidemedi. İşlerini evdeki bilgisayarlarından, notlarından yapmak zorunda kaldılar. Ne oluyor peki? Neden bir anda her şey değişti? Neden bir anda okula gidememeye başladık hiçbir şey yokken? Bir anda anne babalarımız işlerine gitmeyip evden çalışmaya başladılar. Düzenimiz değişiyor acaba neden? Bu sorunun cevabını vermek için bu videoyu çekiyorum size. Ve neden okula gidemediğinize, okula gitmediğiniz zaman neler yapabilmelisiniz, neler yapmanızı hatırlatmak için bu videoyu çekiyorum size ben. Şimdi çocuklar aslında bu konuyu biz sizinle okulda konuşmuştuk. Biliyorsunuz ki son zamanlarda hem bizim ülkemizde, Türkiye'de hem de diğer yurt dışındaki ülkelerde Amerika'da, İngiltere'de, İspanya'da, Çin'de gibi birçok ülkede yayılan bir virüs vardı. Virüsün adı da sizin için tanıdık geliyor olabilir. Çünkü son zamanlarda herkesin de bu virüs hakkında konuştuğunu duyuyor olabilirsiniz. Koronavirüs. Şimdi hatırlarsanız bu virüs biraz zararlıydı. Bizlere bulaştığında neler olduğunu da konuşmuştuk. Bu virüsün bir özelliği daha var. Virüs o kadar hızlı hareket edebiliyor ki. Onu zaten gözümüzle göremediğimiz için ne kadar hızlı hareket ettiğini de göremiyoruz. Ama çok hızlı hareket edebildiğine insanlara hemen insanlara ve etrafımıza, eşyalara, yerlere çok hızlı bulaşabildiğinden dolayı anlayabiliyoruz biz. Bu virüsün insanlara bulaşmak için sevdiği bir ortam var. Çok hızlı olmasının yanında bu virüs kalabalık yerleri çok seviyor. Yani çok fazla insanın bir arada bulunduğu yerleri çok seviyor ve oralarda çok fazla bulunmak istiyor. Oralarda birbirimize daha çok bulaştırabiliyoruz bu virüsü. Şimdi mesela kalabalık yerler neler? Uçaklar, otobüsler, iş yerleri, alışveriş merkezleri, okullar. Biliyorsunuz bizim okulumuzda da çok fazla kişi var. Bir sürü arkadaşlarınız, bir sürü öğretmenleriniz var tıpkı diğer okullarda olduğu gibi. Şimdi hem bizim ülkemizin yöneticileri hem de diğer bahsettiğim ülkelerin yöneticileri koronavirüsün hızlı bir şekilde yayılmasını, etrafa bulaşmasını engellemek için okullara bir süre kapatmak zorunda olduğumuzu söylediler. Bir süre okula gitmeyin dediler bize. Çünkü dediğim gibi okullar çok kalabalık olduğu için, virüsler de kalabalık yerleri sevdiği için oralarda bulaşma ihtimali artacağından dolayı ülkemizin yöneticileri okulları aradılar, televizyonlardan söylediler ve bir süre virüs kontrol altına alana kadar okullara gitmememiz gerektiğini söylediler. Bu yüzden okula gitmiyoruz biz de. Merak etmeyin. Şimdi bu tip konuşmalar haberlerde bazen anne babalarınızı izlerken duyuyorsunuzdur. Sizi biraz endişelendiriyor olabilir çocuklar. Haklısınız. Ama endişenizi kontrol altına almanızı sağlayacak bir şey söyleyeceğim size. Bilim insanları ve doktorlar virüsü, koronavirüsü kontrol altına alabilmek, virüsün bulaştığı insanları daha hızlı bir şekilde iyileştirebilmek için ilaçlar ya da aşılar geliştirmeye çalışıyorlar. Çok hızlı bir şekilde geliştirecekler de yakın zamanda. Ama virüsü kontrol altına alabilmemizi sağlayabilmek için bir süre bizim de okullara, işlerimize gitmememiz gerekiyor. Yapmamız gereken tek şey virüs kontrol altına alınana kadar evimizde hiçbir yere dışarıya çıkmadan, çok fazla insanla yakın temasta bulunmadan, sarılmadan, onlarla mesafemizi koruyarak evimizde durmamız gerekiyor. Bazen ihtiyacınız olabilir. Mesela evinizde süt bitebilir, yoğurt bitebilir, ekmek bitebilir. İşte bu tip eşyaları, ihtiyaçlarınızı almak için anneniz ya da babanız hızlıca markete gidip gelir. Bu ihtiyacı karşılar ya da ilacınız bitebilir. İlaç almak zorunda kalabilirsiniz. Hemen gidip alıp gelirler. Ama bunlar mecburi, zorunlu ihtiyaçlarımız dışında
kesinlikle ülke yöneticileri dışarıya çıkmamamız ve doktorlar dışarıya çıkmamamız gerektiğini söylüyorlar. Tabii şimdi okulumuza gidemediğimiz için biz sizleri çok çok özledik. Okula gideceğimiz zaman da bekleyemedik. Çok sabırsızlandık bu konuda. Ne yapsak diye düşündük. Ve teknolojinin faydalarına yararlanmaya çalıştık. Sizlere kısa kısa faydalı, yararlı hem de özlemimizi gidereceğimiz videolar hazırladık öğretmenlerinizle birlikte. İşte biz sizlere uzaktan da olsa bir şeyler öğretebilmek için bu videoları çektik. Bu videolar yüklendiğinde anne ve babalarınıza bildirim gelecek zaten. Onlar size açacaklar videoları ve onlarla birlikte bu videoları izleyebilirsiniz. Şimdi benim size hatırlatmak istediğim bazı şeyler de var. Şimdi evde olabiliriz. Hayatımız birazcık değişmiş olabilir. Ama evdeyken unutmamamız gereken, yapmamız gereken bazı şeyler de var tabii ki. Mesela okula gitmiyor olmamız bizim çok geç saatlere kadar ayakta kalmamız, uyumamamız anlamına gelmez. Okula gitmesek bile yine erken saatte uyuyup, kendi yatağımızda uyuyup erken saatte uyanmamız gerekiyor. Uyumadan önce, uyandıktan sonra annemize, babamıza, ailemize iyi geceler deyip günaydınlar dememiz gerekiyor. Sabah kalktığımızda yüzümüzü yıkayıp, dişlerimizi fırçalayıp hemen virüslerden korunmak için, hastalıklardan korunmak için kahvaltımızı yapıp düzenli beslenmemiz gerekiyor. Sağlıklı yiyecekler tüketmemiz gerekiyor. Kesinlikle sadece makarna ve köfte yemeyeceğiz değil mi? Sağlıklı bizi güçlendirecek yiyeceklerden eminim anneleriniz, babalarınız pişiriyordur. Lütfen onları yemeyi de unutmayın. Başka ne yapacağız? Mesela tuvaletiniz geldiğinde bazen tuvalete gitmek istemiyorsunuz. Tutayım. Son dakika gideyim diyorsunuz. Ama tuvaletiniz geldiğinizde size bir ipucu vereyim. O anda herkes dursun. Hiç kimse oyunuma karışmasın diyeyim. Hiç kimse oyunumu bozmasın. Şu anda zamanı durduruyorum ve tuvalete gidiyorum. Geldiğimde herkes tekrardan yaptığı işe devam edebilir deyin. Hemen gidip tuvaletinizi yapın. Sonrasında mutlaka ellerinizi yıkayın ve oyununuza devam edin. Dişlerinizi sabah akşam fırçalamayı unutmayın. Bunun dışında bir de eminim herkesin evinde, mesela bizim evimizde de var, kurallar var. Herkesin uyması gereken bazı kurallar ve sınırlar var. Bunları annenizle babanızla tekrardan unuttuysanız konuşabilirsiniz. Bu kurallara lütfen uymayı unutmayın. Mesela kardeşimize zarar vermemek gibi. Mesela çok fazla telefonla, tabletle, televizyonla vakit geçirmemek gibi. Bunları sadece belli süreler içinde kullanabilirsiniz. Zaten eminim anne babalarınız alarm kuracaktır. O alarm çaldığında süre televizyon, tablet ve telefon süresi bitmiş demektir. Ve başka oyunlara geçebilirsiniz. Bir de anneleriniz, babalarınız evde olabilir ama bu demek değildir ki anne ve babalarımız her zaman bizimle vakit geçirecekler. Maalesef onların yapmaları gereken şeyler de var. Hem anne babalarınızın kendilerine ait geçirecekleri vakit olmalı, hem de siz de kendi başınıza oyunlarınızı oynuyor olabilmeniz gerekiyor. Sonrasında yine anne baba saati yapabilirsiniz mesela. Bunu da o saatlerde anne ve babalarınızla birlikte oluşturabilirsiniz. Çocuklar, hatırlarsanız biz haftanın ilk oyuncak gününde farklı düşünme etkinliği soruları yapıyorduk sizinle. Ben sizin sınıflarınıza gelip sizlere sorular soruyordum. Okulda olmayabiliriz ama ben sizin için yine soru hazırladım. Şimdi bu soruyu size soracağım. Siz sorunun cevabını bu sefer anne ve babalarınıza verirsiniz. Hatta sonrasında siz de onlara sorarsınız aynı soruyu. İsterseniz benim size böyle öğretmenlerinizin de çektiği videolar gibi siz de cevaplarınızı, farklı düşünme sorusunun cevabını çekip bize gönderebilirsiniz. Biz de görürüz cevaplarınızı ya da ben anne babalarınıza söyleyeceğim. Onlar Instagram'da bu video postunun altına yorumlar yapabilirler, cevaplarınızı söyleyebilirler. Çünkü ben çok merak ediyorum. Ve sıkı durun, soru geliyor. Bu haftaki soru, eğer ahtapot gibi 8 tane kolunuz olsa, tam 8 tane kolunuz olsa bu kollarınızla ne yapardınız? Düşünün bakalım, eminim farklı farklı, çok farklı, hiç duymadığım cevaplar vereceksinizdir. İşte benim size bu videoda anlatmak istediklerim bunlardı.
Sizinle bir an önce kavuşmayı istiyoruz. Kavuşacağımız günü bekliyoruz. Sizinle tekrardan görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Kendinizi dezenfekte edin. Ellerinizi bol bol yıkayın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.